Çin Halk Cumhuriyeti 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren dönüştürülebilir atık ithalatında sınırlamaya gitti. %0,5 yabancı madde içeren atıklar Çin'den geri döndü. Uygulama, Türkiye'de atık toplama ve ayrıştırma sektörünü olumsuz etkiledi. Türkiye'de atık fiyatları çok ciddi bir şekilde geri gelmiştir. Toplama ayırma firmaları bundan mağdur olmaya başlamıştır. Yaşanan sıkıntı sektörde adeta bir yangına dönüşmüştür. Türkiye Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ergin Erdinç, ulusal kanala özel açıklamalar yaptı. Ham madde fiyatı dibe vurdu, sektör atığı Türkiye'den toplama yerine ithal etmeye yöneldi. Haziran ayının başına kadar eğer bazı önlemler alınarak müdahale edilmezse sektörde firmaların kapanması, iflasların yaşanması kaçınılmaz. Sektör temsilcileri ithalat atağı sınır konulması, ihracattaki sınırlamaların da kaldırılmasını istiyor. Geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren firmaların %100 yurt dışına ithal ettikleri ürünle çalışmaların önüne geçilmelidir. Çin'deki mekanizmanın benzerinin Türkiye'de uygulamaya konulmasının faydalı olacağı da görüştüğümüz hususlardan bazılarıdır. Sadece sanayici değil, atık toplayarak geçimini sağlayan 70 binden fazla çalışan da etkilendi. Bu konuda yaklaşık faaliyet gösteren 1200 civarında olan firmalardan birçoğunun kapanması ve burada çalışan insanların işsiz kalması tehdidi ve tehlikesi çok yoğun bir şekilde ortaya çıkmış bulunmaktadır.